Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için mini pizza tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak hamurumu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Yarım paket instant maya ve bir tatlı kaşığı şekeri de ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve şekeri eritiyorum. Yaş maya kullanacaksanız çeyrek paket kullanmanız yeterli olacaktır. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırdım. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. Tarifim için bir adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğuracağım. Oldukça yumuşak ve güzel hamur hazırlıyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurum kısa sürede toparlandı. Şimdi spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. pizzalarımızın yumuşak olması için hazırladığımız hamurun da yumuşak olması çok önemli. O yüzden sizler bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası veya kalitesi farklılık göstereceği için un miktarı da değişkenlik gösterebilir. Hamurum iyice toparlandıktan sonra ortalama 3 dakika boyunca yoğuruyorum. Yeteri kadar yoğurdum ve hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, köpük köpük harika bir hamur elde ettim. Şimdi üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum ve 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Hamurum güzelce kabardı. İlk olarak havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha alarak çok kısa süre yoğuruyorum ve yuvarlıyorum. Hamuru yuvarladıktan sonra ilk olarak iki eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra bezelerimi eşit alabilmek için silindir haline getiriyorum ve dörde kesiyorum. Kestiğim her bir parça hamurdan biraz parça keserek toplamda 5 adet beze elde ediyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 9 adet hamur elde ediyoruz. Her bir bezemi eşitledikten sonra yuvarlıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Bezelerimin tamamını yuvarladım ve tepsiye dizdim. Üzerine bir bez kapatarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlarım güzelce kabarmıştı. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Pizzalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Şimdi su bardağının altını unladıktan sonra hamurun ortasına bastırıyorum. Bu sayede bardak hamura yapışmamış oluyor. Hamurlarımın tamamını hazırladım. Şimdi kenarlarını biraz daha inceltiyorum. Hamurun ortasının çok fazla kabarmasını istemediğim için çatal batırıyorum. Şimdi hamurun kenarlarına da yumurta sarısı sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra ortasına bolca ketçap sıkıyorum. Ketçapları hamurun ortasına fırça yardımıyla sürüyorum. Tarifim için 150 gram kaşar peyniri kullanıyorum. Kaşar peynirini de rendeledim ve hazırladım. Hamurların ortasına bolca kaşar peynirini koyduktan sonra diğer malzemelerimi koyuyorum kaşar peynirini koyduktan sonra üzerlerine biraz bastırıyorum. Tarifim için 2 adet sivri biber kullandım. Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra ince ince doğradım. Biberleri koyduktan sonra şimdi haşlanmış mısır koyuyorum. Yarım su bardağından biraz daha fazla mısır kullandım. Son olarak ince ince doğradığım sucukları yerleştiriyorum. Ortalama 75 gram da sucuk kullandım. Pizzam için gerekli bütün malzemeleri hamurun ortasına koydum ve şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. Ortalama 20 dakikanın sonunda pizzaların üzerine rendelediğim kaşar peynirini koyuyorum ve tekrar fırına sürüyorum. tamamına kaşar peynirini koydum. Tekrar fırına sürüyorum. Bir 10 dakika daha beklettim ve süre sonunda pizzalarımı fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Yumuşacık hamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten çok lezzetli oldu. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir pizza tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.